Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Tefekkür, derin düşüncelere dalmak demek. Tevekkül, kişinin elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Allah'a sığınması, ona güvenmesi demek. Cüz-i irade, Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu sınırlı irade demektir. Kader ise evrende şu ana kadar olmuş, bundan sonra olacak tüm olayların Allah tarafından önceden takdir edilmesi, kaza ise bu takdir edilen olayların gerçekleşmesi demektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçamızda, ayet-i kerimemizde kader ve kaza vurgusu var ki takdiridir, ölçüp biçmesidir diyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hazreti Musa, Firavun'u ve Mısır halkını Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağıracak bir elçi olarak seçilmiştir. Hazreti Musa bu görevin ne kadar ağır bir yük olduğunu biliyordu. Onun için Allah'a şöyle dua etti. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Yüce Allah da onun bu duasını seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizde siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz buyurarak kabul etti. Hazreti Musa'nın tebliğ görevinin olduğu, Mısır halkının Hazreti Musa'ya biat ettiği, Hazreti Musa'nın Firavun'u yenilgiye uğrattığı ilk peygamberin Hazreti Musa olduğu. Sevgili arkadaşlar, tebliğ Allah'ın emir ve yasaklarını hiç değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktarmaktır. Peygamberlerin görevidir. Ki parçamızda da gördüğünüz gibi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırıyor Hazreti Musa, Mısır halkını ve Hazreti Musa'ya yardımcı olması anlamında da kardeşi Hazreti Harun görevlendiriliyor Allah tarafından. Burada Hazreti Musa'nın tebliğ görevine vurgu var. Cevabı A seçeneği olur. Bu bilgilerden hareketle sadaka taşları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti döneminde yaygın olarak görülen bu sadaka taşları vasıtasıyla nakdi ve aynı yardım yapılmaktaydı. Nakdi yapılan yardımlarda paranın uçup kaybolmaması için kağıt para yerine madeni paralar bırakılır. Aynı yardım olarak ise giyim, kuşam eşyaları ve çeşitli besinler bırakılırdı. Fakir ve muhtaç kimseler sadaka taşlarında biriken bağışlardan sadece ihtiyacı kadar alır, diğer fakirlere de bir şeyler bırakmaya özen gösterirlerdi. Bu bağışlar genellikle gece karanlığında veya kimsenin olmadığı bir zamanda sadakaların bu taşın tepesindeki çukura bırakılmasıyla gerçekleştirilirdi. İhtiyacı olduğu halde dilenmekten çekinen kimseler gecenin geç saatlerinde taşın yanına para almaya gelir ve kendisi için gerekli olan miktarı buradan temin ederdi. Çok güzel bir uygulama, sadaka taşları görselimizde de vurgu var. İhtiyaç sahibi insanların rencide edilmemesine özen gösterilmiştir. Arkadaşlar ki bundan dolayı gecenin geç saatlerinde parayı almaya geliyorlar. Toplumda yardımlaşma bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Evet, burada zengin ile fakir arasında bir köprü oluşturuluyor. Yine zengin ile fakirin arasında köprü oluşturulması, zenginin fakire sadaka vermesi sosyal huzurun sağlanması amaçlandığına anlamına gelir. Toplumda ayrışma sağlanmaya çalışılmıştır doğru bir bilgi değil, tam tersine toplumsal birlikteliği sağlamaya çalışan bir uygulamadır arkadaşlar. Üzden C seçeneğine ulaşılamaz. Bu ayetlerle derse giriş yapan Naz öğretmenin aşağıdakilerden hangisine vurgu yapması beklenemez. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar de ki onlarda hem büyük günah hem insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar de ki ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar umulur ki düşünürsünüz. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğini kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. İslam dini yardımlaşma dinidir. Zaten Bakara suresinin 273. ayetine bakın, infak diyor. İnfak Allah yolunda harcamak anlamına gelir. Arkadaşlar,
Yine zekat ibadetiyle alakalı olduğu için İslam dini paylaşmaya önem verir, doğru. D'ye bakalım, İslam dini bireyi iyiliğe teşvik etmiştir. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. Mesela Bakara suresinin 261. ayetinde zekat veren, sadaka veren insanların malının bereketleneceği vurgusu var. Bu da dinimizin insanları iyiliğe teşvik ettiği anlamına gelir. İslam dini son ilahi dindir, bu doğrudur. Fakat Bakara suresinin ilgili ayetlerinde buna bir vurgu bulunmamaktadır. Cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu ayet ve hadis ile ilişkilendirilemez? Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin, çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Ayet ve hadisimizde dinimizin aileye, evliliğe vermiş olduğu önem vurgulanmaktadır. B seçeneğinde bir aile görüyoruz. C seçeneğinde anne baba ve bir bebek eli görüyoruz. D seçeneğinde de küçük bir bebeğin ayaklarını görüyoruz arkadaşlar. Bakın, bunların hepsi aile ile alakalı olan görsellerdir. Emniyet kemeri hayat kurtarır görseli ise dinimizin üzerinde durduğu, önem verdiği temel haklardan canın korunması ilkesiyle ilişkilidir. Bu yüzden A seçeneği ayet ve hadisle ilişkilendirilemez. Bu hikayeyi Hz. Muhammed'in özellikleriyle ilişkilendirmek isteyen Buğra öğretmenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini dile getirmesi beklenir? Peygamber Efendimiz bir gün bir tüccarın yanına gitmiş. Tüccarın ekinine elini daldırdığında ekinlerin bir kısmının ıslak olduğunu görmüş. Tüccara bu ne diye sormuş. Tüccar da yağmur değdi demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o ıslak olanları insanlar görsünler diye ekinin üst kısmına koysaydın ya demiş. Sonra da tüccara bizi aldatan bizden değildir demiştir. Dürüst bir kişiliğe sahiptir. Kararlı bir liderdir. Tebliği görevini yerine getirmiştir. Cesur bir kişidir. Seçeneklerimizdeki tüm özellikler Resulullah'a aittir. Burada insanları kandıran bir tüccarı Efendimiz uyarmıştır arkadaşlar. Bu da her zaman doğru, dürüst bir kişiliğe sahip olduğu anlamına gelir Efendimizin. Doğru sözde olmasıdır. Cevabımız A seçeneği olur. Bu bilgiyi öğrencileriyle paylaşan bir öğretmenin öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini kazandırmak istediği söylenemez diyor arkadaşlar. Müşriklerin yaptığı onca zulümle yürekleri yanan Müslümanların onlara dua etmesini istemeleri karşısında Efendimiz ben lanet edici olarak gönderemedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim buyurarak böyle bir şey yapmayacağını ifade etmiştir. Mekke müşriklerinin değersiz saydıkları köle, fakir, kimsesiz veya alt tabakadan insanlarla Peygamberimizin konuşmamasını, onları yanından uzaklaştırmasını istedikleri zaman Efendimiz ben onları kovamam diyerek bunu reddetmiş ve onlara değer verdiğini göstermiştir. Zayıf konumdaki insanlara değer vermek sevgiden kaynaklanır. Peygamberimiz konumu ne olursa olsun sadece insan olduğu için herkesi seviyor, onlarla münasebetini sürdürüyordu. Peygamberimizin merhametine bir vurgu var arkadaşlar. Bakın, kendisine hakaret eden insanları affediyor, rahmet olarak gönderildim diyor. Köle, fakir, kimsesiz veya alt tabakadan insanlara karşı Peygamberimiz son derece hoşgörülü. Bu da insanlara değer verdiği anlamına gelir. Arkadaşlar, İnsanları insan olduğu için seviyor ve onlarla münasebetini sürdürmesi Efendimizin üsve-i hasene, yani en güzel örnek olduğu anlamına gelir. Efendimiz tabii ki son peygamberdir, fakat parçamızda buna bir vurgu bulunmamaktadır. Cevabımız C seçeneği olur. Bu bilgilerde Peygamberimizin hangi yönüne vurgu yapıldığı söylenebilir. Peygamberimiz daima rahmet dileyen ve dua ve lanet etmeyi sevmeyen bir özelliğe sahipti. Hayatının her bir anında bu üstün özellikleri yaşayarak göstermiş ve örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz düşmanlık edenlere beddua etmesini istediklerinde o, ben lanetçi olarak değil rahmet olarak gönderildim cevabını vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu özelliğini şöyle açıklamıştır. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sabırlılığı, cesaretliliği, kararlılığı, merhametliliği. Rahmet demek, şefkat duymak, merhamet duymak, affetmek demektir arkadaşlar. Efendimiz de kendisine düşmanlık edenlere karşı beddua etmemiş, onları affetmiştir. Ki parçamızda da Efendimizin merhametliliğine bir vurgu var. Cevabımız D seçeneği olacak. Buna göre İslam dininin temel kaynaklarının işlendiği bir derste aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi beklenir? Yüce Allah insanlara akletme, düşünme, seçim yapabilme gibi nimetler vermiştir.
Ayrıca ilk insandan itibaren doğru yolu göstermek için peygamberler ve onların aracılığı ile de kitaplar göndermiştir. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim ile peygamberimizin söz ve davranışları İslam dininin iki temel kaynağını oluşturur. Bu iki kaynak, İslam dininin tam anlamıyla kavranması, emir ve yasakların uygulanması için ayrılmaz bir bütündür. Sözlerin hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir, yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. Ey insanlar, biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Mesela burada biyolojik yasaya bir vurgu var. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüz geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Burada fiziksel yasalara bir vurgu var. O Allah insanı alaktan, embriyodan yarattı. Yine insanın yaratılışıyla alakalı biyolojik yasaya bir vurgu var arkadaşlar. Parçamızda gördüğünüz gibi insanların dinini doğru bir şekilde öğrenebilmesi için Peygamber Efendimiz'in sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in baz alınması gerektiğine bir vurgu vardı. Bakın, iki kaynak İslam dinini tam anlamıyla kavranması için yeterli diyor. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin söz ve davranışlarını içeren sünnet. Ve aynı durum hadisi şerifte de geçerli. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu görselden zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Bakın arkadaşlar, burada bir çorba var ve insanlar da bu çorbadan faydalanıyor. Toplumsal bir yönüne ulaşıyoruz. Zekat zaten yardımlaşma anlamına gelecektir. Yine insanlar arasındaki dayanışmayı, paylaşma duygusunu arttıracaktır. Fakat bu görselimizden zekatın farz bir ibadet olduğu vurgusuna ulaşamıyoruz. Cevap D.